mi? Ben belgesiz altın alırım demedim ki. Reza Zarrab 2016 yılında Amerika'nın İran'a olan yaptırımlarını delerek kara para aklama suçlamasıyla Miami'de tutuklanmıştı. Zarrab davasında çok önemli gerçekler ortaya çıktı. Bizim yaptığımız bütün altın ticaretleri legaldir. İddialara göre Dubai merkezli Junes General Trading isimli şirket, Amerika'nın İran'a yaptırımlarını delerek 2011-2012 yıllarında 142 milyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdi. Şüpheli olan işlemleri gerçekleştiren şirket, Reza Zarrab'ın uluslararası para akışını sağlamak için kullandığı bir yapıydı. Chikinovsky turu hani parayı döndürüyor. Bir bakın Chikinovsky hayali ihracatta tek tek bu hikayeyi zaten göreceksiniz. O zaman ne yapıyor? O zaman Reza Zarrab parayı gezdirmeye başlıyor. Daha sonra ortaya çıkan gerçeklere göre ise Standard Chartered Bankası da yine aynı şekilde Zarrab'ın para aklama ağı için 2007-2006 yıllarında 37.533 adet para transferi gerçekleştirdi. Reza Zarrab'la ilişkisi olan Deutsche Bank isimli bankanın da kara para aklama işlemi için kullanıldığı ortaya çıktı. Diğer milletvekillerimizin sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada, Twitter'larla veya bize intikal ettirilen değişik görüntülerle eğer bir suç işlenmişse kesinlikle bunun kanuni gereği yerine getirilecektir. Para aklama ağının Türkiye ayağındaysa pek çok isim yer alıyor. Ortaya çıkan bilgiler ışığında Zarrab'ın kurduğu düzenin içinde Türkiye'de kuryelik yaptığı iddia edilen Halil Akkaya ve Murat Yılmaz, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın özel kalemi Onur Kaya var. İran'a olan yaptırımları delmekle suçlanan bankalardan biri de Halkbank'tı. Olayın ortaya çıkmaya başladığı dönemde Halkbank'a uluslararası bankacılık yasalarını ihlal etmek ve Amerika'yı dolandırmak gibi suçlamalar yöneltilmişti. Bu malla herhangi bir ilgimiz ve ilişkimiz olmadığına dair bir yazı...